Arkadaşlar hayırlı günler. Honda Civic 1.4 ES motorunu topluyoruz. Şimdi yağ pompasını oturtuyoruz arkadaşlar. Arka tarafta volant keçemizin kapağını taktık. Karşı şeyimiz buradan vur. Burası oturmadı. Hafif. Tamam abi, şimdi civatalarını takabiliriz. Şimdi yağ pompasını da taktıktan sonra arkadaşlar motorumuzu ters çevirip karterimizi kapatacağız. Yağ pompamız tamamdır. Motorumuzu çevirebiliriz Enes'im. Motorumuzu çevirelim. Arka tarafı da gösterelim. Ondan sonra karterimizi kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi karterimizi kapatacağız. Şurada egzantrik keçemizin kapağı, bunu da taktık. Görüyorsunuz. Şimdi karterimizi kapatacağız. Yağ fiti, yağ pompamızın borusu, süzgeci. Faiz alın oğlum. Şarkı söylemiyorsun sen bugün. Bir dakika bir gün inşallah. İnşallah. Şimdi kartlarımızı kapatacağız.
Karter contasında oturttuk. Karter contasında oturttuk. Şimdi karterimizi oturtacağız. Şimdi karterimizi kapatıyoruz. Karterimizi de kapattıktan sonra işimiz canavar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Hey ya, ipsin. Problem. Küçük araba problem. Kim diyor küçük araba problem? Evet arkadaşlar, karterimizi de taktık. Şimdi arkadaşlar, karterimizi de kapadık. Şimdi volantımızı takacağız. Volantımızı oturtalım Enes. Volant çivatalarımızı balata spreyle yıkadık. Hepsi şurada yanında görüyorsunuz. Orada da Loctite'ımız var, Loxel. Volant çivatalarımıza Loxel süreceğiz. Yani Loctite süreceğiz. Civatalarımız gevşeme yapmasın diye. Evet Enes'im, oturtabiliriz. Bir civatayı tuttu. Ondan sonrakileri Loxel ile istersen takalım direkt. Aynen öyle kardeşim. Ben tutayım bunu istersen sana. Evet. Bu ne işe yarıyor usta? Sürdüğün şey. Bu acım şimdi orada civatayı sıkıyorsun ya, civatayı sıktığın yerde seramik etkisi yaratıyor kuruyunca. Kapatıyor. Kuruyunca. Kapatıyor. Kitliyor kendini. Kitliyor. Yani civatanın gevşememesi için. Evet. İsmi neydi bunun? Loctite, Loxel. Evet. Öyle isimleri var. Evet. Şimdi bunları genelde bu tarz yerlerde kullanıyoruz. Volant civatalarında, evet. Kasnak civatalarında. Bunları bu tarz yerlerde kullanıyoruz. Çünkü bu volant çivataları, kasnak çivataları döner parça olduğu için gevşetme yapabiliyor. Evet. Sağlam olsun diye böyle bir şey. Sağlam olsun diye. Yani yapıyorsan işi bir kere yapacaksın, temiz yapacaksın. Aynen. Sağlam yapacaksın. Aynen. Gevşeme yapmayacak, bir daha uğraşmayacaksın. Ben biliyorum da bilmeyen arkadaşlar için tekrarlamam için sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aydınlattığın için.
arkadaşlar. Volantımızı da taktık. Yani motorumuzun yarısı hemen hemen toparlandı. Burada yağ filtremizi bağlayacağız. Yağ soğutucumuzu bağlayacağız. Delirdayın borumuzu bağlayacağız. Arka tarafta delirdayını takacağız. Az bir işimiz kaldı burada. Motorumuzun yarısı hemen hemen toparlandı. Az daha geç istersen o kısma inmez. Şu kısma az daha geç istersen. Yukarıya doğru. Aynı. Tamamdır Enes'im. 10 numara. Evet arkadaşlar, volantımızı da bağladık biliyorsunuz. Şimdi bu aracımızın debriyaj seti de kötüydü. Debriyaj setini de yeni aldık. Yeni debriyaj setini monte ediyoruz. At bir tray al istersen Enes eline. Ortayı geçir. Peki bunun sıkma şeyi aynı mı ustam? Farklı bir tekniği var mı sıkmak için bunu? Yok, aynı. Aynı. Normal sıkıyoruz. Eşit seviyede. Tabii eşit seviyede sıkıyoruz. Enes, makineyi 1'e al istersen. Bir al, bir de sıkalım. Ondan sonra tek olan da kontrol edelim hepsini tek tek. Bir tane şanzıman civatası takalım. Tamam. Evet, civatalarımızı sıktık. Şimdi ellerinde kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıkması da güzel, derecesi güzel. Şimdi arka tarafta devir dayımızı bağlayacağız. Devir dayımızı, devir dayım borumuzu, kasnağımızı, bunları bağlayacağız arkadaşlar. Motorumuzu çeviriyoruz. Thank you.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuz pırıl pırıl bir şekilde toparlanıyor. Şimdi devir daimimizi bağlayacağız. Devir daim arkasındaki metal borumuzu, yağ filtremizi, ayaklarımızı. Evet arkadaşlar, şimdi devir daimimizi takıyoruz. Evet, devir daimimiz de tamam. Arka devir daim borumuzu mu bağlayalım şimdi? Neyi bağlayalım? Silindir kapağını. Tamam, silindir kapağını bağlayalım. Ondan sonra devir daim borusunu falan sonra bağlarız. Tamam Enes'i. Silindir kapağını bağlıyoruz. Contasını üzerine koyduk arkadaşlar. Bir kapağımızı oturtuyoruz. Tam böyle oturduğu zaman, böyle girdiği zaman bir şey yap istersen. Yok. Ferit'im gelip şunu tutar mısın? Dur Enes. Dur geliyorum. Onu tam oturtalım da. Net. Pardon. Kaldıralım da Enes. Şurada. Yok, iki cıvata olmaz. Kaldıralım. Şurada enayilik var çünkü. Var mı başka bir cıvata? Problem.
Şimdi oradan sıkarken yüksüğün kenarı kenara takılır, tam oturtmaz. Pense hafif yamultu ya, kasıyor o yüzden kenarı. Pompa. Şimdi silindir kapağımızı da oturttuk. Birazdan silindir kapağımızı toplayacağız arkadaşlar. Saatlik olan sıkalım Enes. Ben motoru tutayım. Saatlik olan sıkalım. Sıkma süresini. Ver bana Enes, sen motor tut. Bunu üst kapağı kapamayacağız zaten. Egzantrikleri kapayacağız değil mi? Doğru. Yerdeyken sıkalım diyecektim. Süleyman abi, seni de alabilir miyiz buraya? Motoru tutuyor abi. Çünkü bayağı zahmetli. Bu taraftan gel abi. Sen de buradan dayan motoru abi. Ya kuvvet, kuvvettir abi.
Şimdi abi bir tur daha geçiyoruz. Bazıları sıkmadı çünkü. Tamam. Kaçtayız? Kaç? Eksantriklere takılmış. Süleyman abi sen terli mi burada ya? Kızım ben sıkıldım. Sen terli mi burada Süleyman abi? Ben benim videoya çıkardım ya en sonunda. Bahaneyle. Ya daha önce de çıkmıştım videolarımıza. Süleyman abi sen rahat ol. Şimdi arkadaşlar silindir kapağımızı da sıktık. Sıra geldi eksantriklerimizi takmaya. Nefesi kullandığına bak. Kolay değil acı. 10 tane civatayı torkluyorsun. 8'e 9'a 10'a. Avucumun içini kesti ya. Keser. Görmüyor musun? İki kişi motoru zor tutuyor orada. Ben abi dayandım böyle. Tabii.
Onlar en son iş. Sıkayım ben şimdi. Böyle tam sıkma. Bu üstleri sıkınca onlar kasacak. Egzantrimizi taktık. Egzantrimizi taktıktan sonra yukarıdan egzantrik keplerimizi yerleştirdik. Horozlarımızın olduğu bölgeyi de takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, egzantrimizi de bağladık, sıktık. Motorumuzu silindir kapağına kadar oturttuk. Bu saatten sonra motorumuzu bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Malum akşam oldu. Dün akşam demiştik motorumuza yarın başlayacağız. Yani sabah devam edeceğiz diye. Şimdi başladık arkadaşlar sabahtan. Size şöyle göstereyim. Egzantriğimizi dün takmıştık zaten. Egzantrik dişliğimizi taktık. Egzantriğimizin arkasındaki kapağını taktık. Trigger bilyamızı taktık. Trigger gergi bilyamızı. Aşağıda kasnağımızı, grank dişliğimizi, özür dilerim, yerine oturttuk. Ondan sonrasında buradaki motor kulak bağlantı yerlerimizi, termostat borusunu, yağ soğutucusunu, termostatla devir daimin arasındaki boru, özür dilerim, artı termostat uvamızı yerine taktık. Şimdi devamını getireceğiz arkadaşlar. Ön tarafa gelince ön tarafta egzoz manifoldumuzu da yerine bağladık. Şurada su borumuz var, su borumuzun girdiği parça, onu da yerine taktık. Şimdi devamını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani triggerimizi bağlayacağız. Spav ayarımızı yapacağız. Diğer parçalarımızı toparlayacağız. Bunu da hep beraber yapalım. Şimdi triggerimizi takacağız arkadaşlar. Şimdi triggerimize gelince işaretlerimiz var. İşaretlerimize baktığımız zaman bir tornavida alabilir miyim Enes'im? Şurada bakın, Enes'in gösterdiği yerde çizgimiz var. Çizgimiz var. Çizgimiz de üzerinde hemen ok işareti var. Ok işaretine birebir denk getiriyoruz arkadaşlar. Yukarıya geldiğimiz zaman yukarıda da çizgimiz var. Yukarıdaki işarette bakın, Enes arkadaşımız tornavida ile gösteriyor. Aynen oralara denk getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu karışıklık olmasın diye trigger egzantriğimizin işaretini bir daha gösterelim size. Çizgimiz orada. Çizgi aşağıyı tam karşılıyor. Bir de şurada yan tarafta çizgimiz var. Çizgimiz de orada ok işareti gibi görüyorsunuz. Arada altında P08 yazıyor. Orayı tam karşılayacak şekilde ayarlıyoruz egzantriğimizi de. Yani bu şekilde tam karşılıyor arkadaşlar. Şimdi biz triggerimizi takacağız.
Enes, aşağısı az bir şey kayık duruyordu, onu ayarlarsın. Aşağıya bak kardeşim. Az bir şey kayık duruyor aşağısı. Bak tam yerinde değil. Aşağıya az bir şey ayarlayıver Enes. Çok az kayık. Tam yerinde değil. Arkadaşlar geldik. Yukarıya bakıyoruz. Kayışımızı taktık. İşaretlerimiz tam okların okları. Aşağıya geldiğimiz zaman çentikli olan dişlimiz de tam okun orada görüyorsunuz. Çentikli olan dişlimiz de, yani işaretli olan dişlimiz de tam okun orada. Yani tegelimizi de taktık. Şimdi termostatımızı falan takacağız. Emin manifoldumuzu takacağız. İşimizin geri kalanını yapacağız. Termostatımıza gelince, termostatımızı, iğnesi, lastiği taktik etrafına. Şimdi termostat yuvasını oturup motorumuza takacağız. Termostat yuvamız burası arkadaşlar. Termostatımız yerine geçti. Termostatımızı da yerine koyduk. Evet arkadaşlar, termostatımızı da yerine koyduk. Evet Enes, güzel oluyor makine, güzel. He? Şimdi kasmağımızı takacağız. Yok ters. Ha. Evet, kapağımızın cöntesini yenisiyle değiştireceğiz.
Enes, yan tarafa giren kulak var ya. Kulak. Aynen, onu tak, sonra sökmeyelim orayı yine. Önce kulağa takalım. Kulağımızı da takalım. Evet arkadaşlar, kulağımızı taktık. Şimdi kapağımızı takıyoruz. Buyurun Enes kardeşim. Plastiğimizi de yerine oturttuk. Şimdi cıvatalarını sıkacağız.
Evet arkadaşlar, sıra geldi kasnağımıza herhalde. Kasnağı bağlayalım değil mi Enes? Şimdi arkadaşlar, kasnağımızın kaması. Kasnağımızın kamasını da yerine oturtuyoruz. Kasnağımızın kamasını da yerine oturttuk gördüğünüz gibi. Şimdi kasnağımızı yerine takıyoruz. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi kasnağın kamasını, çentiyi, kasnağın üzerinde de var. Oraya denk getirip takıyoruz. Eğer sökerseniz veya sökmek zorunda kalırsanız bu kasnak kamasını kaybetmeyin. Şimdi kasnak çivatamıza da loktaytımızı sürüyoruz gevşeme yapmasın diye. Ondan sonra sıkıyoruz arkadaşlar. Tabii kasnak çivatası sağlam sıkmanız için. Kasnağımızı da taktık. Sıra geldi üst plastiğimizi takmaya. İki tane civatası var. Sağında ve solunda. Enes, motora benzemeye başladı ya. He? Motora benzemeye başladı. Bağladığımız parça şarj numarası.
Evet, kayışını da taktık arkadaşlar. Bu 4PK 800 şarj dinamosunun kayışı. Az daha sık olun. Tamam. Evet arkadaşlar, şarj dinamosunun kayışını da taktık. 4PK800 şarj dinamosunun kayışı, unutmayalım. Eğer yolda kalırsanız, şarj dinamosunuzun kayışı koparsa 4PK800 diye alabilirsiniz. Arkadaşlar, gelgi bilyemiz. Gelgi bilyemizin içindeki bilyesini de değiştirdik. Şimdi yerine takıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. O yan kulağımız, onu en son takacağız. Şimdi geldik Sibaba yerine. Az gevşek olduğu için evet ustamız biraz daha sıkacak. Evet, şimdi devam edelim. Az daha, çok az daha istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sibaba ayarlarımızı böyle tek tek her göze yapacağız. Emme ve egzoz olarak. Yeah.
Emme smoke'un ayarını yaptık. Şimdi exhaust smoke'un ayarını yapıyoruz. Şimdi aracımızda LPG olduğu için mesela 15-20-20-25 olarak slope ayarlarımızı yapabiliriz. Biz emme 20, exhaust 25 yapıyoruz. Emme 20, exhaust 25. Çünkü aracımızda gaz var. Evet arkadaşlar, birinci gözümüzün slope ayarı oldu. Böylelikle diğerlerini de teker teker yapıyoruz. Tabi her seferinde motoru çeviriyoruz. Slope ayarı yapılacak pozisyonu almamız gerekiyor. Slope'larımızı 1, 3, 4, 2 olarak ayarlıyoruz. Çünkü motorumuzun çalışma sistemi 1, 3, 4, 2. Şimdi sırada üçüncü gözümüzün sibopu var. Yani üçüncü piston. Üçten sonra dört, dörtten sonra da iki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Slope ayarımızı yapıyoruz. 1, 3, 4, 2 şeklinde. Şimdi 2'nin slope ayarını da bitirdik. Enesus da 2'yi kontrol ediyor. Evet arkadaşlar, ikinci slope ayarı da tamam. Yani slope ayarımız da böylelikle bitti. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi diğer parçalarımızı monte etmeye devam edeceğiz. Şimdi kapağımızın lastiklerini çıkartıyoruz. Bunların hepsi yenileriyle değişecek. İşte dört de çıktı.
Bunlar buji delikleri, buji deliklerinin lastikleri. Bu ciddi yüklerimizin lastikleri de orijinal olarak gelmişti. Contamızı koyacağız. Evet arkadaşlar, contamızı da koyduk. Tahtamız hala duruyor yağ kapağında. Tabii onu da değiştireceğiz, yenileyeceğiz.
Smoke kapağımız da tamam. Sıra geldi egzoz manifoldumuza. Özür diliyorum. Egzoz manifoldumuzu taktık zaten. Emme manifoldumuza. Sadece oraya mı suyu? Evet, emme manifoldumuzu da taktık arkadaşlar. Şimdi civatalarını sıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi emme manifoldumuzu sıkıyoruz. Emme manifoldumuzu sıktıktan sonra aşağıda yağ filtremizi bağlayacağız. Yağ filtremizi bağladıktan sonra motorumuzu aşağı indirip şanzımanımızı bağlayacağız.